arkadaşlar merhaba. DJ Store İzmir'den ben Hıdır Akyüz. Denon Prime serisinin üyelerinden biri olan Denon SC5000'in kutu açılış videosu ile karşınızdayız. Evet, cihazın içinden çıkan kablolara göz atalım. USB kablosu, link Ethernet kablosu ve RCA. Bir tane daha çünkü incelediğimiz kadarıyla cihazın üzerinde iki tane ses çıkışı var. Yani bir cihazda iki parçayı çalabiliyoruz aynı anda. Evet, ilk dokunuşumuz. Öncelikle oldukça büyük ve heybetli görünüyor. Çok büyük bir ekranı var. Encoder'lara şöyle bir dokunduğumuzda işçilik kalitesi gayet iyi. Cihazın kasası oldukça sağlam görünüyor. Evet, üzerindeki tuşlar daha önceki seri MCX8000'e göre değiştirilmiş. Hissiyatları çok farklı. Pad'lerin de hissiyatları oldukça iyi. Slider da gerçekten çok mükemmel bir kayganlığa sahip. Ne çok yumuşak ne de çok sert. Tam ayarında diyebilirim. Bu çok hoşuma gitti. Cihazın üzerine, evet, az önce benim de daha önce videolardan edindiğim bilgi kadarıyla hatırladığım iki tane, yani şu çıkan RCA kabloları kullanabilmemiz için A ve B olmak üzere iki tane DAC şeklinde çalışabiliyor tek bir cihaz. Aynı zamanda onun dijital çıkışları, USB'yi fazladan bağlamak istersek, aynı zamanda bilgisayara bağlamamız için yine ayrı bir USB çıkışı ve link. X1800 mikserle kullanırken bu linkle 4 tane cihazı birbirine tek bir mikser üzerinden bağlayabiliyoruz. Power. Daha doğrusu bu standby tuşu olarak geçiyor arkadaşlar. Elektriği çekmediğiniz sürece cihazda power devam ediyor bildiğim kadarıyla. Bir kez ön tarafına bir bakalım. Burada da yine elle çarpmamak için gizlenmiş bir USB var. Bu oldukça iyi düşünülmüş. Serdar, senin geçen gün sorduğun soru. Ve aynı zamanda SD kart girişi var. Hala SD kart kullananlar var. Bu girişleri firmalar cihazların üzerine koymaya devam ediyor. Jog oldukça büyük. Scratch ile ilgilenenler için, yani şu an ben elimle bu hissiyatı rahatlıkla alabiliyorum. Yine çok büyük gelişmelerden biri olarak Jogwell'in tam ortasında bir tane daha info ekranımız var. Burada isterseniz parçanın ID'si çıkıyor arkadaşlar, ya da eğer isterseniz buraya kendi logonuzu vesaire bir şeyler koyabiliyorsunuz. Herhalde JPEG formatındadır o da. Onu yazılımlarına baktığımızda anlayacağız. USB, SD seçimler burada. Search tuşuna basarak gidiyoruz. İlk görüntü olarak oldukça heybetli görünüyor. Benim söyleyebileceğim bu. Bakalım birazdan çalıştırdığımızda fonksiyonların nasıl işlediğini göreceğiz. O zaman da ilk izlenimlerimizi size aktaracağız.